Herkese merhabalar. Bugün sizlere fincanda kek tarifi vereceğim. Kekimizi fincan içine koyacağız ve tencerede pişireceğiz. Yani fırını olmayan ya da buzlan ya da öğrenci arkadaşlarımız için çok pratik bir tarif. Fincanın içine koyup dediğim gibi tencerenin içinde pişireceğiz kekimizi. Çok güzel sünger gibi bir kek oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hadi gelin tarifimizi yapalım. İlk olarak şekerimizi ve yumurtamızı kabımızı alıp iyice çırpıyoruz. Şeker ve yumurtayı çırptık. Yoğurdumuzu ilave edelim. Yağımızı da ilave edelim. Ve tekrardan çırpalım. Üzerlerine şimdi unumuzu, kakaoyu, vanilyamızı ve kabartma tozlarımızı ilave ediyoruz. Tekrardan çırpıyoruz. Kek ağacını koyacağımız fincanların içerisine şöyle bir kaba sıvı yağ aldım ben. Peçeteyiz. Eğer siz de fırça varsa fırçayla da yapabilirsiniz. Bende yoktu, o yüzden peçeteyle yapıyorum. Sıvı yağ batırıp fincanların içine şöyle bir yağlıyorum. Hani ne olur ne olmaz çıkmama ihtimaline karşın. Hepsini yağladıktan sonra kek ağacını içerisine koyacağım. Kek ağaçlarını yağlanmış fincanların içine koydum. Şöyle göstereyim size. Yani fincanın büyüklüğüne göre ortalama işte bir ya da iki parmak kadar boşluk kalacak şekilde yaptım. Hani komple ağzına kadar doldurmadım. Yani birazcık boş bıraktım gördüğünüz gibi. Şöyle küçük olanda da göstereyim size bir saniye. Bakın bunda da hani boşluk var. Şimdi tencereye dizdikten sonra bardakların şu kısmına gelecek kadar su doldurdum. Bardakların ortasına, yarısına gelecek kadar yani su koyuyoruz. Şimdi bunu ocağa alacağım. Üzerini tencere kapağıyla kapatacağım. 5 dakika boyunca hiçbir şekilde yani kapağını açmıyoruz. Harlı ateşte 5 dakika boyunca pişireceğiz. 5 dakikanın sonunda kapağı bir açıp kontrol edeceğiz. Sonra ocağın altını kısacağız. Su kaynamaya başladı. Şöyle açayım göstereyim size. Bakın 5 dakikada hemen böyle kaynadı. Keklerimiz kabardı. Tencerenin kapağını gördüğünüz gibi hafif aralık bıraktım. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Kısık bir şekilde 15-20 dakika kadar daha pişireceğiz. 20 dakika boyunca pişirdim. Ocağın altını kapatmışım. Bende kürdan yok. Bıçakla şöyle şu olsun. Şunun ortasına şöyle bir batıralım. Bakalım yapışma var mı? Yok gördüğünüz gibi. Keklerimiz pişti. Şimdi bunun üzerine şöyle bir havlu peçeteyle kapatıyorum. Bu arada tekrarlıyorum. Ocağın altı kapalı. Pişirdik. 20 dakika pişirdik. Böyle peçeteyle kapattıktan sonra tencerenin kapağını tekrardan kapatıyorum. 10 dakikada da böyle dinlenmeye bırakıyoruz kekimizi. Keklerimiz pişti. 10 dakikada demlenmeye bıraktık. Şimdi fincandan çıkartacağız. Hangisi olsun? Şu olsun. Şunu bıçak yardımıyla şöyle kenarından yavaş yavaş geçiyoruz. Bakalım. Esas olay bu. Çıkıp çıkmaması. Benim en çok stres olduğum yer. Çeviriyorum. Ve çıktı. Bakalım falımızda ne çıkmış. Bana bir yol görünüyor. Sonra acaba yüreğim kabarmış. Aynı kahve falına benzedi değil mi hiç? Evet. Şimdi bunu ben üzerini krem şantiyle süsleyeceğim. Yani süsleme aşaması tamamıyla size kalmış. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Fincanda keklerimiz hazır. Şimdi bu fincandan çıkardığımızı görüyorsunuz. Üzerine şöyle krem şanti sıktım, süsledim. Dediğim gibi süslemesi tamamıyla size kalmış. İsterseniz sade olarak da tüketebilirsiniz. Hiçbir şey sürmek zorunda değilsiniz. İsterseniz de hani biz fincandan çıkardık ya. Fincandan hiç çıkarmadan direkt bu şekilde. Yani fincanda böyle servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir kek oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.